2018 yılı aslında tek bir kelimeyle özetlenebilir. Bu yıl bu kutsal meclisin tüm yetkilerini tek bir kişiye teslim ettik. Evet, 2018 her şeyden öte bir meclisin yetkilerinin elinden alındığı bir yıl oldu. 2018 yılında kabine yerine kabile açıklandı. Bakanlarımız artık birilerinin damadı, oğlu ya da derneğinde yönetici olan kişilerden seçiliyor. Geri kalmış demokrasilerin ürünü gibi saray harcamalarının öne geçtiği, eşin, dostun soy ismine göre atandığı bir dönemi yaşıyoruz. 720 doktor güvenlik bahanesiyle atanamazken ABD vatandaşı Cumhurbaşkanı danışmanlığına atanabiliyor. Atanamayan Merve öğretmen intihar ediyor, büyükelçinin kızı danışman olarak atanıyor. Pırıl pırıl çocuklar işsiz bu ülkede, umutsuz, amaçsız ve yarınsız. Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olma iddiası ile başlamasına rağmen tek adam rejiminin devreye girmesiyle ekonominin dibe vurduğu bir yıl oldu 2018.